2019 yılında yola çıkarken piramidi tersine çevireceğiz demiştik. Piramidi tersine çevirmek halkın iktidarını kurmak için bir ön adım diye algılamıştık ve bu ön adımı atmaya çalıştık. Nasıl bir iktidar, nasıl bir yönetim tartışmalarını yürütürken halkın yönetime aktif katılımını sağlamak için halkın önündeki engelleri belediyede özellikle, belediye başkanlığına ve belediyenin organlarına ulaşmasında, halkın ulaşmasındaki engelleri ortadan kaldırabilmenin yollarını aradık ve bu yolları ilk başta biçimsel olarak algılansa bile kapımızı sökerek ve randevu sistemini ortadan kaldırarak başlattık. Akabinde yönetim anlayışı olarak halkın yönetime katılması için halk meclisleri, yerel halk meclisleri oluşturduk ve bu halk meclisleriyle birlikte halkın meclise katılımının önünü açtık. Yetmedi, işleri planlamak için yerelde oluşturduğumuz, belediye bünyesinde oluşturduğumuz 23 birimle ve sendika temsilcilerin katılımıyla alt yönetim oluşturarak teknik çalışmalarımızı sürdürdük. Dolayısıyla yönetimin kendisini yöneten yönetilen ikileminden ortadan kaldırmak için halkın yönetimine katılımını sağlamaya çalıştık. Bunu yaparken tabii ki bizim geleneğimizde var olan imece kültürü olarak bilinen mece anlayışını hayata geçirmeyi de bir görev olarak bildik ve bütün çalışmalarımızı halkın katılımıyla toplumsallaştırmak için, toplumcu ve kamucu bir yerel yönetim anlayışını iktidar kılmak için bu mece anlayışıyla birlikte halkın katılımını önemsedik. Meciyi baktığımızda zaman bireysel de algılanabilecek, karşılıklı ortak iş yapmak için bir dayanışma anlayışı olarak algılanabilirken bizim Fındıklı'da yapmış olduğumuz çalışmanın kendisi aslında bunu toplumsallaştırmaktır. Örneğin bir sokağı iyileştireceksek, daha yaşanabilir bir hale getireceksek o sokak sakinleriyle, esnaflarla birlikte nasıl yapılması gerektiğini konuşarak birlikte o sokağın üretimini yaptık ve imece kültürüyle bu çalışmaları yürüttük. Fındıklı'da meci var dedik ve bu meci anlayışıyla birlikte söz yetki karar Fındıklı halkının olacak dedik ve bunun temellerini demin de bahsettiğimiz gibi meci anlayışıyla halkın yönetimine katılımını sağlamaya çalıştık. Bunun en önemli ayaklarından bir tanesi şeffaflıktı. Şeffaf olabilmesiydi. Sadece şeffaflığı ekonomik olarak durumunu, belediyenin durumunu anlatmakla yetmiyordu. Karar alma süreçlerinin şeffaflaştırılması ve halkın katılımını sağlamak da bu yönetim anlayışının bir temeliydi. Bu anlamda bütün belediye meclis toplantıları canlı yayınla yayınlandığı gibi bütün halkın katılımı önemsendi ve en az benim kadar, belediye başkanı kadar, belediye meclis üyesi kadar yerel halkın söz söyleme hakkına sahip olduğunu ilk günden beri vurguladık ve bunu uygulamaya çalıştık. Şöyle ki bugün geldiğimiz noktada Fındıklı'da meci var diyoruz ve meci aslında Fındıklı'nın bir yönetim anlayışı oldu. Kimseyi ötekileştirmeden, diline, ırkına bakmadan, kadınmış, çocukmuş, gençmiş, engelliymiş bunu düşünmeden hepimizin ortak yaşamı nasıl örgütleyeceğimizi, ortak yaşama dair hayallerimizi yarınlara nasıl taşıyacağımıza dair çalışmalar yürüttük. İşte meci aslında bizim hayal ettiğimiz dünyanın bir küçük örneğiydi. Fındıklı'da yapmaya çalıştığımız buydu. Kültür sanattan altyapıya, yönetiminden çevre sorunlarına karşı yaşamın her alanında meci kültürüyle, meci anlayışıyla yönetimin demokratikleşmesi ve aşağıdan yukarıya o bürokratik yapının dağıtılması için çalıştık ve sözün, yetkinin, kararın Fındıklı halkında olması için çaba harcayacak, bunu önemsedik ve bütün çalışmalara
lazım. Bu şiarla yürüttük. Burada en önemli şey ise mutlaka ve mutlaka insanlarımız ve katılanları sadece eleştiren ve üretmeyen değil, üreterek eleştiren, geliştiren bir anlayışın hakim kılınması için örgütlemeye çalıştık ve bunu kalıcı hale getirmek için mekanizmalar oluşturmamız gerektiği bilinciyle yarınlarımıza adımlarımızı atıyoruz. Merhaba değerli izleyiciler. Ötekilerin gündeminden 8. gün programımıza hoş geldiniz. Bu akşam konuğumuz Karadeniz'den, Rize'den, Rize'nin Fındıklı ilçesinde belediye başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı Ercüment Şahin Çervetoğlu. Sayın Çervetoğlu programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Hamza kardeşim, senin aracılığıyla bütün Diyarbakır halkına, bütün o coğrafya halkına, Karadeniz'in o hırçın dalgalarının ve heybetli dağlarından kucak dolusu, kardeşçe, dostça, yürek dolusu selamlarımızı iletiyoruz. Bizi sizin evinizde ağırladığınız için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdiğiniz ve yurdumun yaklaşık 700-800 kilometre ötesinde ki kardeşlerimizle buluşturduğun için bir kez daha teşekkürümü ifade etmek istiyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Başkan, bu ikinci dönemdir. Tekrar aday oldunuz. Biz de başarılar diliyoruz. Başkan, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Siz kendinizi. 1968 Fındıklı'nın küçük bir köyünde doğmuş. Yoksul bir köylü ailenin üçüncü çocuğuyum, dört kardeşiz. Bütün lise hayatıma kadar ben Rize ilini bile lise son sınıfta gördüm. Hani burada okudum, Fındıklı ilçesinde okudum. Daha sonra 84 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünü kazandım. İTÜ'deki eğitim hayatım birkaç yıl sürdü, atıldım oradan. Ondan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi 87 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazandım. 92 yılında mezun oldum. Uzun bir dönem bu coğrafyada kaldım, 1998 yılına kadar. O arada bağımsız, o zaman radyo, televizyon tekeldi. TRT'nin tekeliydi. Sonra 92 yılında hatırladığım kadarıyla Star mı, Show mu, o televizyonla başlayan özel televizyon yayıncılık akışı 93 yılında bizi de bağımsız bir radyo örgütleme noktasında o mecrada yer almamızı sağladı. 94 yılında yasa çıktığında bir bağımsız yayın kuruluşumuz olmuştu. 98 yılına kadar bu coğrafyada kaldıktan sonra 98 yılından sonra Ankara sırasıyla Bursa, tekrar Ankara süreci oldu. Orada Türk Mühendisler Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası'nda profesyonel çalışan oldum bir dönem. Daha sonra yönetimde, amatör olarak yönetimde yer aldım. Bursa'da aile şirketinde inşaat sektöründe çalıştım. İkinci Ankara döneminde yine yöneticilik yaptım Makine Mühendisler Odası'nda. Daha önce Türk Mühendisler Odaları Birliği'nde de genel sekreter yardımcılığı görevini yürütmüştüm. Daha sonra Karadeniz'e tekrar döndüm. Başka sahiplerle Karadeniz'e dönmüştüm ki bir baktık 2018 yılında yerel yönetim tartışmalarının içerisinde bulundum ve adaylık süreci ve bugüne kadar geldim. Evliyim, bir kızımız var. Ona başlasın. Sağ olun. Fındıklı'da yaşıyoruz. Yani gördüğünüz kişiyim işte. Göründüğü gibi biriyim. Evet. Başkan, ilk 2018'de karar verdiniz belediye başkanlığına ve 2019'da yerel seçimlerde ilk defa Fındıklı'da, sanırım Cumhuriyet Halk Partisi de ilk defa belediye orayı da aldı. Daha önce AKP'deydin, yanlışım evet, olmasa. Evet. Siz belediyeyi aldığınız güne ilişkin, yani bu 5 yılı bir özetlerseniz, hani öncesini de aslında siz devraldığınız gün ve bu 5 yıl içerisinde neler yaptınız, neler söylüyorsunuz?
Şöyle hemen gireyim. 2018 yılında biz devraldığımızda, yani 2019 yılında pardon devraldığımızda, 2018 yılında yola çıktığımızda tek bir vaadimiz vardı. Yönetim anlayışını tersine çevireceğiz diye. Nedense yönetilen ikilemi dünyada da aslında bir zümrenin bütün kitleyi yönettiği, kitlenin aslında siyasetle uğraşılmadığı, siyasetin kötü bir araç olduğu, hatta birileri için amaç olan çalışmanın zamanı olan, parası olan veya işte gücü olanların yapması gerektiğini gerektiğini söyleyenlere inat. Biz de dedik ki halkın kendini yönetebilecek mekanizmaları kurmamız gerekiyor. Bunun için piramidi tersine çevireceğiz. Piramidin tepesine çıkan aday olanlar, örneğin Ercüment Şahin Çervatoğlu belediye başkanı olduğu zaman o zirveyi en dibe getireceğiz ki Fındıklı'nın sorunlarını taşımaya cesareti varsa en üstte Fındıklı halkı olmalıdır dedik ve bunu uygulamaya koyulduk ilk şeyden. Hemen yerel meclislerimizi oluşturduk. Normal seçilen meclislerin yanında yerel halk meclislerini kurduk. Bu halk meclisleri aracılığıyla sorunlarımızı halkın katılımıyla çözmeye çalıştık. Bu işin toplumcu yerel yönetim anlayışını inşa etmek için mutlaka olması gereken, aynı zamanda ama bu 5 yıl içerisinde deneylediğimiz bir şey, genellikle biz olmazı söyleyen ama nasıl olacağını az söyleyen bir toplumuz. Her şey, yani muhalefeti yaparken bile olmaz veya yani sadece eleştirel noktada bakarız. Öz eleştiri kısmını veya üretme kısmını üreterek, hani eleştiri yaparak aynı zamanda üretilen bir ortamın olması veya üretilmiş olan bir işin geliştirilmesi için önerilerimizin sunulması gerektiğini düşünüyorum. Hani klasik anlamda bugünkü deyimle klavyede oturup yazarak eleştiren değil, üreterek eleştiren. Onun için de üretenin yöneten olabileceği, o mekanizmaların halkın tam da bu süreçte söz, karar, yetki ve karar sürecinde yer alabileceği araçlar oluşturmaya çalıştık. Ne kadar yapabildik? Mükemmel bir şekilde bunu yaptık diyemem. Birçok eksikliğimiz var. Neden ki? Birincisi bir kere o örgütsüz bir toplumuz. Örgütlenmeden korkan bir toplumuz. Dolayısıyla örgütlenmeden korkmayan bir topluma dönüşmek için mutlaka sorunlarımız ekseninde örgütlenmek ve bu anlamda sorunlarımızın çözümü noktasında da üretmemiz gerekiyor. Bunlar olmayınca elbette yukarıdan aşağıya irade olarak yapmış olduğunuz müdahalelerle bunu örgütlemeye çalıştığınız zaman da eksik bir yönünüz eksik kalıyor. Bu birinci boyut. İkinci boyut şöyle ki yaşanabilir bir Fındıklı inşa etmemiz gerekiyordu. Her zaman söylüyorum, Fındıklı altın kuruşunu kaybetmişti veya işte çaldırmıştı. Bu altın kuruşunu arıyordu. Biz katılımcı bütçeyi inşa etmeye çalıştık ve bütün gelirlerimizi şeffaf bir şekilde halka sunduk. Her ay sunduk. Her ay denetlemesi için dijital ortamda bültenlerde yayınladık. Katılımcı bütçeyi hazırlarken sadece gider kalemlerimizin hangi mahallede hangi yatırımların yapılması gerektiği noktasında değil, gelir kalemlerimizin de yani emlak, su veya diğer gelir kalemlerimize zam yani arttırılıp arttırılmamasını da konuştuk. Arttırılmayın dediler, örneğin su ücretli olmasın, suyu indirdik kademeli olarak bir dönem, yani hala muhtemelen şeydir. Karadeniz bölgesinde en ekonomik sulardan birini içiyor Fındıklı halkı. Ki ücretsiz olmalı bu ayrıca. Sosyal tesislerle ilgili birçok çalışmamız oldu. Sosyal tesisler hiç olmayan bir ilçeydik. Sosyal tesislerimizi oluşturduk ve Fındıklı halkının o sosyal tesislerden yararlanmasını, kafeterya, restoran gibi yerlerimiz oldu, yararlanmasını sağladık. Kent yaşamında eğer bir kadın özgür bir şekilde yaşayabiliyorsa, çocuk bir özgür bir şekilde gezip yaşayabiliyorsa, o kent yaşanabilir bir kenttir şiarıyla mutlaka kentin bütün sokaklarının daha yaşanılabilir, toplumsal değerlerimizin yaşatıldığı, kadının özgür bir şekilde o kentte dolaşabildiği kentler yaratmaya çalıştık. Aydınlatmadan tutun, yani kent aydınlatmasından kent mobilyalarının kullanımına kadar birçok alana. Engelli kardeşlerimizin
evinden çıkıp tekrar evine dönene kadar hiçbir yardım almadan kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve kenti yaşayabileceği bir kent olsun diye, örneğin kaldırımsız kent, yani kaldırım var ama sıfır kaldırım kent projesine girdik ve hiçbir yerde ürettiğimiz altyapıyı tamamladığımız her alanda üst yapıyı yaparken sıfır yükseklikte yüksekliği olmayan sıfır kaldırım bölünme işaretlerle ve bazı küçük ayrıçlarla, bazen bitkilerle ayırdığımız araç ve EE yolunu kent trafiğinde düzenlediğimiz bir alan oluşturduk. Bizim üretim tesislerimiz yoktu. Hiçbir şey, asfalt istedik, asfalt alamıyoruz. Baktık, beton alamıyoruz. Hani destekler noktasında sürekli engeller, Rize gibi bir yerde muhalif bir belediye başkanı olarak görülüyordu ki Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten birçok yerde söyledi. İktidardan değilseniz yardım alamazsınız diye yine de yakın zamanda. Tekrarladı başkanım. Evet. Ben yani Fındıklı Belediye Başkanı olarak görev yaptığım süre içerisinde bunu çok çok yaşadık. Ama halkımızın imece kültürüyle, o dayanışma bizdeki imece kültürüyle biz bütün bu sorunları aştık ve üretim tesisleri noktasında üretim tesisleri oluşturduk. Geri dönüşüm ayrıştırma merkezi, ahşap atölyesi, bakım atölyemiz, bir depomuz, kırma eleme tesisimiz, beton santralimiz ve kilit parkı üretim tesisimiz, Kantar'ından laboratuvarına kadar birçok kendi işimizi yürütecek, aslında yatırımlarımızı ihale yapmadan yapabileceğimiz bir noktaya geldik ve bugün Fındıklı Belediyesi uzmanlık gerektiren alanlar dışında belediyecilik hizmetleri noktasında ihalesiz bir belediyedir. İhale yapmadan çalışmalarını yürüten, bunu istihdamı da arttırarak biz ilk geldiğimiz zaman 68 çalışanımız vardı. 38 çalışanımızı emekli ettik. Bugün 129 çalışanımız var. 103 arkadaşımızı biz istihdam ettik. Yani 103 kişi istihdam etmiş olduk. Yani bugünkü başkan kadın, o dönem siz geldiğinizde kaç kadın çalışan vardı? Şu an kaç kadın çalışan? Kadın meclisiniz de var. Evet, evet. Zaman. Kadın çalışan sayımız sınırlıydı. Şimdi kaçtı? Bir hemen hesap yapmaya çalışayım. Yani 6-7 kadın vardı. Bugün sanırsam 20-25 kadın arkadaşımız var çalışan. Ki onlara sorumluluk da verdik. Örneğin tarım alanında uğraşan bir gıda mühendisi kadın arkadaşımız var. İş makinelerinden sorumlu, park bahçelerden sorumlu, sekreterlik vesaire hizmetleri zaten hani daha çok kadın diye bakılıyor. Toplum zaten böyle bakıyor ya, ayrıştırıyor. Onları saymıyorum. Mali işler öyle nitekim. Sorumlu kadın arkadaşlarımız var. Sokak hayvanları birimindeki arkadaşımız kadın. Bunlarla birlikte, yani altında da kadın arkadaşlarımız çalışmakta. Bu konuda önemsedik. Gençlerimize, emekli olan emekli olsun, gençlerimiz işe girsin dedik ve böyle bunu yaptık. Demin söyledim, altyapı yatırımlarımızla ilişkin kente doğalgaz yoktu. Yine yok. Taşımalı sistem kullanıyoruz. Sıkıştırılmış doğalgaz kullanıyoruz. Biz doğalgaz dönüşüm istasyonu ilgili firmayla görüşerek oluşturulmasını sağladık ve bugün hattın olmadığı, yani taşımalı sistemde %80'ine gaz veriyoruz. O gaz yaşam konforunu Fındıklı'nın, hava kalitesini arttırdı. Bu da bizi mutlu ediyor. Yani o anlamda doğalgaz altyapısını tamamladık. İçme suyu ile ilgili eksikliklerimizi tamamladık. Hala devam ediyor içme suyu ile ilgili. Hani kentsel hizmetler dediğiniz zaman su, yol ve benzeri bunları yaparken en önemli şeyin kültür sanat faaliyetleri, sanatla birlikte edebiyat, resim, yani sanatın içinde. Bir de festivaliniz var. Tabii, müzik dinleti. Bu tür şeyleri, tiyatro önemsedik ve İmece kültürüyle, mece kültürüyle bir tiyatro sinema salonu yaptık. Biz müzesi açtık, sergi salonumuz var. Konser alanlarını modernize ettik ve her yıl 10 gün ortalama sürüyor bir festival. Geçmişte vardı yapılmış olan ama 20-25 yıldır yapılmayan festivalimizi yapar olduk ve çok daha ulusal düzeye çevirdik. Orada da meci yaptık. Kitap günlerini koyduk şehrin içerisinde. Kitap günleri düzenleniyor. 10 gün boyunca, o festival boyunca
düşün insanları, yazarlar, edebiyatçılar, sinemacılar gelip bizlerle söyleşiyoruz, tartışıyoruz, konuşuyoruz, öğreniyoruz. Kendi kültürümüzü onlara aktarmaya çalışıyoruz. Bunlar zamanla şu hale getirdik. Biz dört vadimiz var. Vadi olarak da dediğimiz zaman Karadeniz'in coğrafyasını düşünün. Dağlardan akan sulardan doğru değerlendirin. Karadeniz'de buluşacak. Orada dört vadide, dört vadi dört şenlik düşündük. Ve festival kapsamındaki köyden aslında kente gelmeyen yurttaşlarımıza biz festivali götürdük. Hem müzik, hem söyleşi, hem farklı etkinlikleri. Dört vadide de mutlaka bir günümüzü vadilerde geçiriyoruz. Vadilerde buluşup bu şekilde yaşamımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda yani yaşamımızı sürdürüyoruz derken kitleyle birlikte yani onu kaynaşarak yaşamımızı sürdürüyoruz. Köylüsü veya yoksulu diyelim ki ilçeye inmek için bile sıkıntı çekebilen, fazla masraf yapmak istemeyen halkımızın ayağına kültür sanat faaliyetini biz götürüyoruz. Yaşamı birlikte böyle örgütlüyoruz ve birlikte yaşıyoruz. Her ay bir tiyatro, önce tiyatrolarımızı düğün salonlarında sergilerken, şimdi bir tiyatro salonumuz var İmece ile Meci ile yaptığımız. Her ay mutlaka bir iki film, tatillerde çocuklarımıza 15 yaş altı çocuklarımızla ücret ilişkisi kurmuyoruz. Dolayısıyla çocuklarımıza yani çocuk filmleri getiriyoruz. Eğitim alanında gündüz çocuk evi ve çocuk hakları merkezini kurduk. Dört dil öğretiyoruz. İngilizce, Almanca, Rusça, Lazca dil eğitimi veren 3-6 yaş. Bugün 11 bin nüfuslu bir ilçe düşünelim. 2000 öğrencisi olduğunu biliyoruz. 2000 civarında, 2000'e yakın yuvarlarsak. 60 öğrencimiz bizde bu çocuk hakları merkezinde 3-6 yaş gündüz bakım evinde eğitim almakta. Yani unuttuğum birçok şey var, cadde iyileştirmeleri filan, onlar sayılır. Birkaç size çalışmalarınızı ekrana getireceğiz başkan. Tabii. Biz bir ara verelim o çalışmaları, bir ekrana tabii, getirelim tabii. Başkan. Tabii tabii tabii. Boşa küre çıkmayın, boşa küre çıkmayın, taşa tohum ekmeyin, taşa tohum ekmeyin. Cevatoni var iken, cevatoni var iken, başkasına bakmayın, başkasına bakmayın. Verdik gönül gönüle, verdik. Tulumumuz da bulmuş, liçe bir su ne bulmuş, liçe bir su ne bulmuş. Gödemuz den yadigar, gedemuz den yadigar. Birinci öde bulmuş, birinci öde bulmuş. Boşa küre çıkmayın, boşa küre çıkmayın. Taşa tohum ekmeyin, taşa tohum ekmeyin. Cevatoni var iken, cevatoni var iken. Başkasına bakmayın, başkasına bakmayın. Böyle değil, şu şartlarda, şu pozisyonda elimdeki imkanla yapabileceği her şeyi yap. Evet, fazlasıyla yap. Fazlasıyla yap. Tarihten önce mesela biz seneye bekliyorduk. Ben Mekiskir'deyim mesela. Seneye belki olur diyorduk. Çünkü çalışmalar doğalgaz tarafından yavaştı. Benim duyduğuma göre kendi bizim belediye başkanımız da gitmiş, bastırmış. Biraz daha hızlanmış. Çalışmalar da hızlandı. Biz de memnunuz kardeşim. Şimdi kış vakti geliyor, doğalgaz bağlanacak. Rahatlık herkes için. Bu bizim için. Belediye başkanı bizim için çalışırsa memnun oluruz. Bu kadar. Thank you.
başladık kullanıyoruz. Çalışma yoğun olduğu için biraz aksıyor. Yalnız iyi. İyi buluyorum. Hızlı ilerliyor. Yakmaya başladık zaten. Diğer ilçelerle kıyaslayınca biz zaten çok ünlü değil. Küçücük fındıklıya bu kadar kısa zamanda her tarafa yerleştirmek, ulaşmak kolay mı yani? Bence çok çok başarılı bu konuda. Ben kullanmadım halde çok memnunum yani. Gelir ne fındıklığın gibi o kısa ortamda her tarafa yetiştirdi bu. Ne diyorsun? Ben çok başarılı görüyorum. Allah kolaylık versin. Aksa doğalgaz altyapı işi, Fındıklı doğalgaz altyapı işi için firmamız Nisan 2023'te teklif verdi. Mayıs ayında Ercüment Başkanı'nın da desteğiyle hızlı bir şekilde Fındıklı sokaklarına giriş yaptık, kazı işlerine başladık. Ercüment Başkan ilk önce 12 kilometre onaylatmıştı ama kendisinin de vermiş olduğu destekle biz çok hızlı yapınca, ENDA yapım olarak çok hızlı yapınca bu 27 kilometreye çıktı. Başkanın da desteği, belediye ekiplerinin desteğiyle bu işi hızlı bir şekilde bitirdik. Sahil Mahallesi, Merkez Mahallesi, Aksu Mahallesi, bunların çoğu birçok yeri doğalgaza kavuştu. Doğalgaz çıkmayacak yerlere bile Ercüment Başkan sayesinde doğalgaz götürdük. Yeni mahalleye bir 2 kilometre hat yaptık, ana hat. Onları da hava şartları düzeldikten sonra devam edeceğiz. İlçemizde 2023 yılında hem belediyenin taahhütleri hem de çalışanların seferberliğiyle, başkanın da koordinasyonuyla doğalgaz hattımız 30 kilometrenin üstüne çıkmış bulunmaktadır. Nüfus olarak neredeyse kent merkezinin %90'ına tekabül eden Merkez Mahallesi'nin büyük çoğunluğu, Aksu Mahallesi'nin yerleşik alanının neredeyse tamamı, Sahil Mahallesi'nin yerleşik alanının neredeyse tamamında doğalgaz hatları döşenmiştir. Yeni mahallede çalışmalara başlanmış ve devam etmektedir. Yeni mahalleye de kısa vadede özellikle ulaşılabilir yerlerine doğalgaz verilecek. Evet. Evet başkan. Şimdi bu bizim hikayemiz şöyle. Bir gün yine bir çalışma yapıyorduk. Dedim ki ya, müzik dinliyordum bir anda. O ara Ahmet Kaya'yı anayım şimdi şeyle. Ahmet Kaya'nın işte bizim hikayemiz hep böyle geçer türküsü çaldı. Bir anda kafada şimşek çaldı. Ya bu sadece Ercüment Cervatoğlu'nun hikayesi değil ki. Ben kavramını zaten kaldıracağız demiştik. Biz kavramı olacak demiştik. Bu bizim hikayemiz. Yaptıklarımızı kısa kısa videolaştıralım dedik. Öyle başladık. Bu hikaye öyle başladı. Birçok konuda arkadaşlar küçük küçük videolar yaptılar. Onları yayınladık. Ama unuttuğumuz o kadar çok şey var ki. Şimdi Perşembe günü bir sevgi açalım dedik. Perşembe günü buranın pazarı, bir sergi açacağız. Yani o kadar alana dokunmuşuz ki böyle cadde kapattığımız, o demin bir cadde vardı, oluk dizilen cadde, o caddenin boydan boya trafiğe de kapattık, o caddeyi dolduracak yani sergi, o kadar çok şey var. Küçük bir ilçe için elbette ki metropol bir kent için bunlar büyük şeyler değildir ama bizim için, bizim gibi ülke küçük bir belde için, ilçe için çok önemli şeyler olarak, işler olarak görmekteyiz. Başkan, esnaflarla ilgili de bir çalışmanız vardı. Onu da bir söyleriniz varsa. Esnaflarla ilgili aslında esnafların yönetime katılması noktasında çalışmalar yürüttük. Biz ilçede yapılacak olan bütün çalışmaları esnaflarımıza sorarak bunu yapıyoruz. Yani örneğin şöyle ki, biz bütün alışverişimizi yerel esnafta yapıyoruz. Zincir marketlerden yapmıyoruz. Mesela yardım, Ramazan yardımı ve benzeri yardımlar oluyor, iş insanlarımızla birlikte koordine ettiğimiz. Bütün alışverişimizi yerel bakkallardan alıyoruz. Hani o bakkal amcamızı, yani o komşumuzu korumak istiyoruz, koruyoruz. Başka diğer bir şeyde, görüntü, esnaflarla bir görüntünüz var, onu da sunar. Tabii. Müsaadeniz varsa. Tabii. Şimdi o bir şey değil mi? Ne olduysa oldu dedi. Çatağım kaçısında. Ercüment başkan oldu. Kındaki caddesinde. O yüzden de git. Bir daha imam oldu. Kim uçamıyorsun? Kayboldu. Eyvallah.
önceden beni anlamadınız. Ben sizin zararınıza bir şey yapmadım hiçbir zaman, evet, bu pazarda. Evet. Herkese adil iş olsun diye. Biri öbürünü ezmesin diye uğraştım. Evet ama o bir tarafı sakın bizi götürmez. Burası mı iyi? Burası iyi, evet. Burayı düzenleyin mi? Düzenle, memnun olun. Burayı düzenleyip burada mı kalalım? Burada de. Kalalım, evet. Yani bu şey, burada daha müşteri, öbür taraftan müşteri daha çok mu? Müşteri de şey, rahat, rahat. Orada hep sıkışık. Rahat gibi. Peki herhalde satışı etkiledi mi bu tarafa geldi? Satış bizim için burası çok iyi. Çok daha iyi. Tamam. Ben hani götürürsem şeye götüreceğim işte, jandarmanın oradaki yeri. Pekala burada bir şeyler yapsak. Mesela bu bir bölümü alsak, kapalı bir şey yapsak. Hoş bulduk. İyi, iyidir. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Yerimiz güzel. Şurada bir sıkıntımız var. Yer güzel. Memnun musunuz? Kaldırmayalım mı? İyi, orayı yaptırırız betonla. Evet başkan, böyle kararlarınızı esnafla, sokakta, pazarda insanlara sorarak böyle projelerinizi de sanırım bu şekilde oluşturuyorsunuz. Evet, yanımızda zaten olan arkadaş şeydeydi, esnaf odası başkanı. Dolayısıyla bir caddede, bir bölgede bir çalışma yürüteceksek mutlaka esnaflarla yapıyoruz. Yani bazı görüntüler vardı, bu bir cadde iyileştirme, aslında o imece görüntüsü. Cadde iyileştirmeye gittik, o caddeyi ne yapacağımıza dair bütün altyapısını tamamladıktan sonra yine engelsiz bir şekilde yaparken esnafla birlikte meci çağrısı yaptık. Ve bütünüyle halkın katılımıyla o caddede bulunan bütün esnaflar gün boyu 3 gün üst üste katıldılar. Belki haftalarca sürecek bölgeyi 3 gün içerisinde yaklaşık 1 kilometre yolu yaptık hep beraber. Altyapısı, üst yapısı tamamlandı ve 3 gün içerisinde Meci ile esnafla birlikte o yolu yaptık. Ve o esnaf şu anda o caddede çok memnun. Daha önce araç park sorunu yaşıyorlardı, müşteriyle ilgili sorunlar yaşıyorlardı. Şimdi TÜZİAK hiçbir problem yaşamadan hem halkımıza çok iyi hizmet veriyor, hem de halkımız esnaftan aldığı hizmetten memnun kalıyor. Başka bir şey oluyor. Yani örneğin bizim zincir marketlerle ilgili eğilim kararlarımız var. Artık bakkallarımızı koruyalım diye zincir market yeterince küçücük bir ilçede 11 tane zincir market varsa, her 1000 nüfusa kalıyorsa bir türlü bu zincir marketler yasası da çıkarılmıyor zaten onun için. Bir daha zincir market açılmasın diyoruz. Hatta esnaflarla bunu bu şekilde kararlaştırarak ortak hareket etmeye çalışıyoruz. Dedim ya hani etkinliklerle ilgili veya ürün aldığımız, mal aldığımız, hizmet zaten kendimiz ihalesiz yapıyoruz. Hizmet aldığımız, hizmet verdiğimiz işler için ihtiyaç duyduğumuz malzemeleri de yerel esnaftan öncelikle alıyoruz. Ama şöyle söylüyoruz. Yerel esnaftan alışveriş yapacağız belediye olarak. Bütün esnaflara şey yapıyoruz ama bir başka yerden teklif aldığımız zaman yerel esnaftan aldığımız üründen daha düşük. Hani anlarım, ulaşım maliyetini koyulacak fark anlarım ama oradan daha düşük bir rakam bulursak o zaman sizden alışveriş yapmayız diyoruz. Biz onları koruyoruz, onlar bizi koruyor. Birlikte burada sonuçta ilçemiz için, güzel ilçemiz için çalışma yürütüyoruz. Bunu toplumun her kesiminden birlikte yapmaya çalışıyoruz. Örneğin Avrupa Yerel Yönetim Eşitlik Eylem Planı'nı imzaladık ve Yerel Yönetim Eşitlik Eylem Planı'nı hazırlıyoruz. Kadınlarımızla birlikte, çalışan arkadaşlarımızla birlikte, kadın erkek toplantılar ve eğitimler aldık. Şimdi eylem planı oluştu. Başkan, sizin kadın meclisiniz de ayrıyeten var zaten. Tabii. Mesela eylem planı hazırlıyoruz şimdi. Eşitlik birimi kuracağız. Kadın meclisimiz var. Kadınlarımız çok aktif. Kadın korosu var Fındıklı Belediyesi'nin. Kadın tiyatro topluluğu var. Kadın halk oyunları ekibi var. Çocuk korosu var. Kültür sanat alanında özellikle çok çok daha etkinler. Kadın meclisimiz de var. Şu anda tekrar yeniden yapılanmaya gidiyor kadınlar. 8 Mart'a ilişkin çalışmaları, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'yle ilgili çalışmalarını da sürdürüyorlar. Ve 2 gün boyunca
bir eylemlik etkinlik içerisinde yer alacaklar. Kadınlarımızın demin de söylediğim gibi özgür yaşayabildiği, rahat yaşayabildiği bir kent yaşanabilir bir kenttir. Gecesiyle gündüzünü birlikte yaşadığı. Örneğin sosyal tesislerimizde kadınlarımız çok rahat gece gündüz gidebiliyor. Yani o rahatlığı var. Gece sokaklarını yaşayabiliyorlar. Fındıklı sokaklarına. Sanırım bir sahil kent, sahilde bir park vardı. Evet, yıllardır yapılmamıştı. Atatürk Parkı, evet. Evet, Atatürk Parkı. O parkı hafta sonları yer bulamıyorsunuz. Orada sosyal tesislerimiz de var, oluşturduğumuz. Bir fındıklı konağı var. Orada kültür sanat, Kazım Koyuncu Kültür Sanat Evi. Yani aslında şöyle, biz yaşantımızda özlem duyduğumuz ve olması istediğimiz ne varsa, biri olarak, Hamza olarak, Ercüment olarak, artı bir de toplumsal olana düşündüğünüz zaman aklınız ve fikriniz, ufkunuz yer aldığı, yani şey o açık olduğu kadar o ufkunuzla birlikte, hayallerinizle birlikte halkı da dinlerseniz güzel şeyler çıkıyor, çıkabiliyor. Başkan, bu 5 yılı değerlendirdiniz. Bundan sonraki 5 yıl içerisinde neler yapacaksınız? Onlar için neler? Şimdi şöyle bizim için şöyle geçenlerde Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili şöyle bir şey söyledi. Boşa geçen 5 yıl. Boşa geçen 5 yılda yaptıklarımız, bu anlattıklarımız çok az. Bu yaptıklarımız boşa geçmişse çalışmayı düşündüğümüz, onlara göre çalışmayı düşündüğümüz 5 yılda vallahi Fındıklı'yı Karadeniz'in altın yıldızı yapacağız. Yani içme suyuyla ilgili, biyolojik arıtma ile ilgili, kentsel dönüşüm ve kent meydanı ile ilgili, mesire alanı ile ilgili yaşamsal konforu artırmak için. Bunun dışında bisiklet yolları noktasında çalışmalarımız var. Bu dönem yaptık. Önümüzdeki dönemde 8-10 kilometre civarında bir bisiklet yolu kazandırmayı düşünüyoruz. Toplu ulaşımdan halk ekmeğine kadar birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Halkımızın hem ekonomisine destek verecek hem de yaşamsal şartlarını kolaylaştıracak daha yaşanabilir bir ilçede daha konforlu ve daha mutlu yaşamasını sağlayacak yatırımlar hedefliyoruz. Kitap kafe açacağız, sosyal yaşam merkezi oluşturuyoruz. Taziye evi var. Yani cenaze hizmetleriyle bu da bir gerçek. Kimse ölmesin istemeyiz ama ölüm de bir gerçek. Kent mezarlığı engelleniyor sürekli. Kent mezarlığını hayata geçireceğiz. Bir sanayi sitesi, Rize'nin 4. büyük ilçesi olmasına rağmen küçük beldelerde sanayi sitesi var. Bizim beldemizde, ilçemizde bir sanayi sitesi yok. Yer sorunumuz var. Bak, kamudan yer istiyoruz, yer vermiyorlar. Onu da çözeceğiz bu önümüzdeki dönemde kendi olanaklarımızla. Demokratik planlamayı hedefliyoruz. Zaten öyle yapıyoruz. Şehir planlamasını rantı yönetmek değil, halkın ihtiyaçlarını karşılayacak, yaşanabilir bir kenti bilimin ve tekniğin ışığında inşa edebilecek demokratik planlama, halktan kaçıran değil, halka sunan, halkla birlikte yapan bir planlamayla kamusal alanlar oluşturabilirsek, kamusal alanları da bu ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. Aynı zamanda kent mobilyaları ve parklarımız ve mahalle evleriyle ilgili çalışmalarımız var. Bir de üretimi desteklemek için biz iki kooperatifimiz var. Meci Emek Evi ve Meci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. Eğitim alanında da bir çağdaş eğitim kooperatifi var. Demin bahsettiğim çocuklarımız için bahsettiğim okullaşma süreciyle ilgili. Bu kooperatifçiliği ve üretim alanında da tarım alanında da yeni halkımızı destekleyecek hayvancılık ve tarım, yani bitkisel üretim alanında destekleyecek projelerimiz var. Bu projeleri hayata geçireceğiz. Şöyle ki bütün bunları pat diye yapma şansımız yok tabii ki ama bunların en azından bir kısmının altyapısı hazırlandı. Önümüzdeki dönem bunları tamamlamak için. Bir kısmını da gelecek dönemlere devredebilmek ve tamamlanması için mücadele edeceğiz. Çünkü ben bu dönem son kez aday oldum. Yani iki dönemden fazla aday olmaması gerektiğini bugünden deklare ettim. Adaylığım genel merkez tarafından ilan edilince direkt deklare ettim. Son kez aday olmak noktasında. Yönetim anlayışını demin bahsettiğim yönetim anlayışını biraz daha geliştirmeyi deneylediğimiz şeyle Fındıklı'nın sorunlarını 22 başlıkta topladık.
Evet. 22 başlık neden 22 bizim için sihirli kelime? 11 meclis üyesi var. 11'de yedek meclis üyesi gösteriyoruz. Toplam 22 arkadaşımızı meclis üyesi. Benle birlikte 23. 4 de il genel meclis üyesine 2 deriz Fındıklı'na. 2 de yedek gösteriyoruz. 4. 22 artı 1 artı 4. Evet. 22 başlıkta topladığımız sorunların her meclis üyemiz sıra önemli değil bizde. Bizde sıralama 22. sırayla 1. sıra aynı sıra bizde. Her meclis üyemiz bir başlığı almak zorunda ve komiteleşmeye, meclisleşmeye gideceğiz. Diğer siyasi partilere çağrı yapıyoruz. Fındıklı demokrasi güçlerine veya yurttaşlarımıza. Örneğin çevre, ekoloji ve kentsel yaşam veya tarım, kooperatifçilik ve gıda egemenliği veya altyapı veya içme suyu, yani bu şekilde veya yönetim anlayışı. 22 başlıkta her meclis üyemiz görev alacak ve örneğin seçilen bütün 11 meclis üyesini almamız mümkün değil tabii ki, seçime giriyoruz, diğer partiler de var. 7 veya 8, 7 aldık biz geçen dönem, bu yıl 8'i hedefliyoruz. 8 meclis üyesi aldığımız zaman 11'de 8. Bu 8 başkan bu dönem hani diğer partilerde de meclis üyeleri vardı. Onlar da bu meclis çalışmalarınıza katılıyorlar mıydı? Onlarla diyaloğunuz nasıl? Yok, hayır, meclis çalışmalarına katılmadılar işin doğrusu. Biz çok çağrı yapmamıza rağmen bu halkımızla yürüttüğümüz meclis çalışmalarına katılmadılar. Genellikle meclis toplantılarına katıldılar. Ama böyle çok uyumsuz bir çalışma yürütmedik yani. Şöyle küçük yerlerinde avantajı da şu, herkes herkesi tanıyor, bir akrabalık ilişkisi de çıkabiliyor başka bir partide olsa bile. Yani bir bağ. Bizde Lazcası mesvey ve memsvey deriz. Mesvey, evet. Ve memsvey. Yani ya kan bağımız var ya işte evliliklerle şey bağımız, yani bağımız var diyoruz. Evet. Dolayısıyla herkes herkesle bir şekilde bir temas noktası bu anlamda var. Dolayısıyla onlar o şekilde çok katılmıyor. Ama şimdi çağrı yapıyoruz. Bütün partileri çağrı yapacağız. Yani daha önce de yaptık ama bunu biraz bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyelerini zorunlu kıldık. Ve 22 başlıktan birer başlık seçmek zorunda kaldılar. Bunu örgütleyeceğiz. Bunun temsilcisi ben olacağım. Dedim ya, 8 meclis üyesi seçtiysek 8 meclis üyemiz yasal olarak 2,5 yıl yaptıktan sonra diğer yedeklerine devredecek. Seçilemeyen arkadaşlarımızı Fındıklı Belediyesi gönüllü danışmanları. Danışman deyince danışmanlar para alır vesaire diye düşünmeyin. Bizim danışmanlar bize para veriyor. Belediyeye para veriyor. Ne para alıyoruz? Meclis öyle bir şey. Evet. Dolayısıyla böyle bir yönetim anlayışını da inşa etmeye çalışacağız ve bunu halka da sunacağız. Evet. Başkanım, bir iki çalışmanızı daha ondan sonra... Benim için Hayati Aykut Parkı güzel bir yer, eski mazisi olan bir yer. Gerektiğinde hüzünlenip, gerektiğinde mutlu olduğunda her türlü bir şekilde buraya geldiğim, takıldığım bir yer. Eskiden birazcık daha o kadar basit değildi tabii buraya gelmek. Eskiden bir sur var burada. Öyle herkes böyle buranın önünden böyle geçmezdi. Bir geçerken tereddüt ederdi. Öyle bir yerdi. Burası cehennem, burası cennet gibi böyle bir çizgi gibi bir şeydi. Kapalıydı bayağı, boğuk bir yerdi. Burada her geçen insanın burada bir mazisi vardı. Olmama ihtimali yok. Bizim babamızın bile illaki burada bir mazisi vardı. Gençliğinde gelip burada bir zaman geçirmişti. Her şeyin farkındasınız ama hala Hayati Aykut farkındasınız. Hayır! Sende yaşa! Sende var ol! Hayır!
gereken bir ihtiyaç. Fındıklı halkının böyle bir temiz bir de ihtiyacını iyi şekilde görebiliyor. Halk memnun yani. Belediye başkanımızın bu hizmetinden memnun halk. Biz de memnunuz başkanımızdan. Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Bölgemizin en temiz ve en engelsiz tuvaletlerinden biri diyebilirim. Aynı zamanda güvenli yani. 7-24 saat hizmetinizdeyiz. Saygılar. Hayati Aykut Parkı bizim kırmızı çizgimizdir. Biz sevincimizi de üzüntümüzü de burada yaşıyoruz. Önceki halinde burada bir duvar vardı. Buradan buraya geçerken korkuyorduk. Burası çok güvensiz bir alandı. Şimdi buralar açık. İstediğimiz gibi buraya geliyoruz. Biçefes'in açık sahnesi var. Biz burada festival yapıyoruz. Eğleniyoruz. Burada Fındıklı Belediye Spor Kulübümüzün binası var. Sportif faaliyetler gerçekleşiyor. Masa tenisimiz var. En önemlisi buraya insanlar pisliyordu. Buralar pis kokuyordu. Tertemiz bir tuvaletimiz var artık. İnsanlar ihtiyaçlarını orada giderebiliyorlar. Hayati Aykut Parkı'nı anlatmaya bizim yaşımız yetmez. Çok eski bir park ama buranın eski sahiplerinden biz devraldık. Biz yeni sahipleriyiz buranın. Ben şahsen eski halini daha çok beğeniyordum. Sahil dolu yapılmadan önceki hali. Buradan direkt denize iniyorduk. Çakıllarda oynuyorduk. Keşke öyle kalsaydı ama yeni hali de dediği gibi çok güzel. Başkanımız sağ olsun. Güzel yaptı burayı. Yeşillendirdi, temizledi. Tertemiz şimdi. Eskiden gerçekten kötüydü. Yeni hali daha güzel. Buradaki duvar da kalktı. Açık, ferah. Gayet güzel. Beğeniyoruz. Sevenin gönlünde umut olmazsa hayallere yarar, düşneye yarar. Sevilmekten yana hiç şansın yoksa taline yarar. Evet. Başkan, bir son görüntü de verelim. Tabii. Ben size de son konuşmanız. Benim için de güzel bir an oldu. Böyle tekrar evet. Dönüyorum. Sizlerin bize sunacağı, yani bizlerin komitenin bize görev vereceği her şeyi bir ay boyunca yapmakla mükellefiz. Bir ay sonrasıysa inşaat bekliyoruz. Bir ay boyunca seçimi alacağız, çalışacağız. Bir ay boyunca inşanın bundan sonraki süreci inşa edilmesi için adımlarımızı atacağız. Ondan sonra inşa sürecine gireceğiz ve bırakmak yok. Buraya gelen bu kadar kişiyi biz iktidara geldiğimizde bırakmayız. Hepinizin yakasına yapışırız. Siyasal görüşünüz ne olursa olsun. Kavgamız olabilir, farklılıklarımız olabilir. Her türlü tartışmaya birbirimize hakaret etmedikten sonra, birbirimizi rencide etmedikten sonra biz insanız, hatalarımız da insanız. Seçilen veya seçilmeyen. O zaman bu hatalarımızı daha aza indirmek için bu örgütlü yaşamı inşa edeceğiz. Sizden bunun sözünü istiyorum. Sadece seçimi değil, seçim sonrasında yeniden Fındıklı'yı inşa etmek için yola çıkıyor muyuz, çıkmıyor muyuz? Evet başkan. Son olarak artık programın sonuna doğru da geldik. Son olarak neler söyleyebilirsiniz? Şöyle diyeyim. Bizim inandığımız doğrular var, gerçekler var. Ama bizim her şeyden öte hayallerimiz, özlediğimiz kenti yaratmak için nasıl bir kent olsun diye hayallerimiz var. Bu hayalleri gerçekleştirmek de bizim ellerimizde ve bu hayallerin hikayeye dönüşmesi, gelecek nesillere aktarılması, yaşanabilir bir kenti inşa etmemiz, demin de ifade ettiğim gibi meci gönüllüleriyle bunu yarınlara taşımamız, geleneğimizi geleceğimize taşımamız mümkündür. Geleneğimizi geleceğe taşımak için meci anlayışıyla, meci yöntemiyle toplumcu bir yerel yönetimleri inşa etmek mümkündür. Rantın değil, halkın iktidarını kurmak mümkündür. Adı ne olursa olsun, ırkı ne olursa olsun, dili ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, hiç fark etmez. İnsan olanı insan gibi kabul edip, insanlığa hizmet etmek için mücadele etmek ve insanlığa hizmet etmenin önündeki engelleri ortadan kaldırarak bu hizmeti verebilmek devrimci bir görevdir diye düşünüyorum.
Dolayısıyla bu görevi yerine getirmek için önemli, en önemli şey bir inancınız ve iradeniz. İki örgütlü yaşamınız, üç halkınıza güveniniz olması lazım. Ben üçünü de burada özellikle Fındıklı halkına güven noktasında sonsuz derece güveniyorum. İnancım var, inatçıyım. Dolayısıyla bunlarla birlikte halkın yönetime katılımını sağlayacak, yeni ufukları açacak, rantın iktidarını değil halkın iktidarını kurabilecek bir yönetim anlayışını oluşturmamız mümkündür. Ve bunun için Fındıklı halkına, mensubu olduğum Fındıklı halkına çok teşekkür ediyorum. Dün geçen günlerde işte Meci Gönüllüleri toplantısında 9340 seçmeni olan bir ilçeyiz. 750'ye yakın yurttaşımız Meci Gönüllüsü olarak bizim o toplantıya geldi ve gönüllü olarak görev aldı. Bugün her sokakta, her mahallede bu gönüllülerimizle birlikte ilmik ilmik aydınlığımız için çalışıyoruz, geleceğimiz için çalışıyoruz, Meci kültürü için çalışıyoruz. Yani bunu Meci ile Meci kültürünü hayata geçirmeye çalışıyoruz. Meci karşılık beklemedik insanlık adına, duamız yarınına insanlığa hizmet etmektir diyoruz. Meci ortak akıldır. Meci ortak akılla ürettiğimiz şeyleri paylaşabilmektir diyoruz ve bunu yapmak mümkün. Bunu yapınca bence ülkenin eşitlik, adalet, özgürlük, demokrasi sorunu da kalkar diye düşünüyorum. Asıl olan insan, Kâbemiz insandır. Yani insandan ayrılmazsak insanlığımızı unutmadan hizmet edersek başarırız diye düşünüyorum ve beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır'daki tüm dostlarıma, tanıdıklarım da var çok fazla. Buradan selam iletiyorum. Tüm Diyarbakır halkına ve bölge halkına da Karadeniz'in o hırçın dalgasından ve heybetli dağlarından yürek dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz de Karadeniz'e saygı selamlarımızı iletiyoruz. Başarılar diliyoruz. Bir kez daha size de başarılar diliyoruz. Bir sonraki programımız, üçüncü programımız artık Ağustos ayında festivale yakın. Rekord edeceğim, burada yaparız. Evet. Siz buradan canlı yayın yaparız. Olur. Evet. Buradan canlı yayın yaparız. Konuğumuz olursunuz. Teşekkürler. Başkan, bir kez daha programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Size de başarılar diliyoruz. Bizden de selamlar Karadeniz'e. Çok inanıyoruz. Sizin örnek belediyeciliğiniz birçok belediyeyle bu dönemde onlar da sizden bu örneği alarak bu sonraki belediyeler çoğalır. Yani bu tarz bir halkla birlikte belediyeciliği yapmak. Bizi bu saate kadar izleyen izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ötekilerin gündemi olarak kuruluşumuzdan bugüne, bugünden yarına, ötekilerin sesi olarak, ötekilerin dili olmayı amaç edinirken, çözümcü bir demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, cinsiyet eşitliğini ve doğanın korunmasını ilke edinen bir yayın politikasını sürdürmeyi hedefliyoruz. Ötekilerin gündemi olarak bu gerçekliğin ve hakikatin ışığında dünyanın her yerinden gerçek ve doğru haberi sizlerle buluşturuyoruz. Çarpıtılmış, köle-efendi ilişkisiyle beslenen, yalan ve manipülasyoncu haber anlayışıyla toplumları ve halkları paralize eden habercilik anlayışına karşı çıkıyoruz. Biliyoruz ki aydınlık yarınların güçlü inşasında farklı kültürlerin, seslerin ve renklerin yaşaması için gerçek ve doğru habercilik, toplumların ve halkların yaşamsal kaynağıdır. Demokrasiden, eşitlikten, barıştan, insan haklarından, doğa ve hayvan haklarından yana, kültürün, sanatın yanında, bilimsel, jeneolojik ve ekolojik yaşamın ışığında, emekle umudu ve sevgiyi üretenlerin yanında olmaktır. 4 yıl boyunca yaptığımız haberlerle, söyleşilerle, röportajlarla ve güçlü yazar kadromuzla demokratik mücadeleden yana olduk. Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen akademisyen, doktor, öğretmen, işçi ve emekçilerin sesi olduk. Bu sesi 2020 ve 2021 yılında yayınladığımız Türkiye'den KYK Manzaraları kitabıyla ölümsüzleştirdik. Kadınlardan ne istiyoruz, derdimiz ne? Mottosuyla hareket ederek 40 kadına yönelttiğimiz 4 felsefi soruyla
kadınların gözünden toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduk. Bu savunu da Kadınların Yüzyılı adıyla ölümsüzleşerek kitap raflarındaki yerini aldı. Koronavirüsün düşündürdükleri çalışmamızla toplumsal gelişime katkı sağlarken, sanatçı ve yazarlarımızla 20 soruda çalışmamızla sanat ve edebiyat dünyasının kapılarını sizler için aralıyoruz. 5. yılımızda YouTube kanalımızda yaptığımız canlı yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyor, gücümüzü sizlerin güveninden ve desteğinden alıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi ve çevrenize önermenizi, YouTube kanalımıza abone olmanızı ve katıl butonuna tıklayarak desteklerinizi bekliyoruz.